Söz verelim. Berke ne Şimdi, söyleyecek? Öykü Hanım. Evet. Bahçede konuşurken ben bugün geldiğimde seni bir kız çağırırsa orada oturur musun, onunla konuşur musun diye bana soru sordu. Ben de dedim ki sen istemezsen sadece ben Aynur'la görüşüyorum derim, oradan çıkar giderim dedim. Ama devamında beni kesme beni. Değişmedi. Kesme beni ya. Hep konuşuyorsun, orada da bol bol konuşmuşsun, keyifle konuşmuşsun. Sıra bende. Burada ben bu konuşmayı yaptım. Sen istemezsen görüşmem dedim. O da bana ben de durmam dedi. Devamında izliyoruz. İşte ben de bir düşündüm editleri izledikten sonra. Bana gelip abim, abla, kardeşim yaşında olan çocukla ne işim var diyen insan Kırmızı Oda'da farklı konuşuyor. Kırmızı Oda'dan çıktıktan sonra ablası yaşındayım derim orada da diyen insan Kırmızı Oda'da ben Berke'yi tanımak istiyorum, o yüzden seninle bir şey düşünmüyorum diyemiyor. Ya bir öyle bir böyle olmaya gerek yok. Açık açık keyfine bak. Belki görkemi vade edip başka şeyler yapmak istiyorsun. Farklı şeyler olabilir. Sana zaten sürekli söylüyorum. Bana ilgini belli etmiyorsun. Telefonda söylüyorsun dışarıda. Niye söylüyorsun bilmiyoruz. Hani. Ama burada da belli et diyorum. Etmiyorsun hiçbir şekilde. Niye korkuyorsun? İşte bu yüzden. Ya, düşündüğün şeylerin ortaya çıkmaması için belki tuttun elimden. Oradan geldin benimle. Yoksa ben bir kadına zaten bir fiziksel hiçbir şey yapacak bir adam değilim. Asla böyle bir şey kalkışmam. Ama bu yapılan... Onun yapmış olduğu zaten saygısızlık. Harbi saygısızlık yani. Benim burasının ne yaptığı daha önemli benim için ki herkes de gördü diye düşünüyorum. Ben orada Berke'yle görüşüyorum demiyor muyum? Berke'yle görüşüyorum demek farklı. Ben Berke'yle tanışmak istiyorum, görüşmeye devam etmek istiyorum. O ya yüzden o bir şey düşünmüyorum sen seninle demen lazım. O zaman yerden anladın. Kusura bakma, yardımcı olamıyorum. Ya sen bana sana... demedin mi? Sen bana demedin mi birisi gelirse ben onunla oturmam diye? Dedim mi demedim, bana da sordun, ben de sen istemezsen ben de oturmam. Aynur'la görüşmek istiyorum ama derim, çıkar giderim dedim. Ama seni çağırmadığı için biz bunu görmedik. Ben oraya, işte, ben elimde bardakla gittim oraya. Tamam. Sen beni çağırmışsındır. Sonra suyu niye içirdin o zaman ona? Çünkü oraya, orada duruyordu o su ve ben ona bir kere su vermemiştim. Hani dedim sana da vermemiştim, sana şey oldu, ben Berke'ye getirmiştim diye söylüyorum orada. Ki biz zaten burada hepimiz beraberken de Görkem'le konuşuyoruz. Sen bana Görkem'le konuşma mı dedin? Zaten konuşurdum bu arada sen öyle bir şey deseydin. Ama şu sen an de seninle görüşmezdim bir daha. Bunları sen böyle çok yüksekten uçuyorsun. Bak sen çok yüksekten uçuyorsun. Kendine gel biraz. Sen her sen kendine gel biraz. Duyuyor. Ona rağmen gidiyor burada şov yapıyor. Aynen şov. Benim genelde Öykü Hanım benim elmaları, suları başkaları yiyor genelde bu evde. Yani dışarıda ne yaşıyorsam burada da yaşamaya devam ediyorum. Şaşırtmıyorsun yani şu anda. Berk. Çok ilginç ya. Yani Berk'in aslında beklediği şey daha sert bir tepki koyabilmendi. Tepki göstermendi. Yani orada ama daha... Ama biz yani Görkem'le kavgalı değiliz. Ki. Evet bizim ama bir kırmızı ilişkimiz oda olmadı. Evet. Bak farklı taraftan bakıyorlar. Mum yakarak benim gelmiş bu adam sana. Ne şey olmadı ya? Ya mum ben yakarak gelmiş oraya, kalp öyle yapmış ya. Hazırladılar zannediyorum. Bak, yo bak, ben yaptım diye söylüyor da. Sesin bastırma. Yeter ya. Bu ne ya? Ben her bu toplantıda bu adamla kavga ediyorum. Niye ya. Niye ediyoruz acaba? Ben de onu düşünüyorum işte. Bak ne izledik burada? Benim bir görüntümü mü izledik? Kimin görüntüsünü izledik arkadaşlar? Ben mi şu an hatalıyım? Yanlış bir şey mi konuşuyorum ya? Ben mi anlamıyorum yani? Neyin tepkisini görüyorum senden? Şu an ben onu anlamıyorum. Herkese diyorum ki Aynur gider görüş, Berke'yle görüşüyor. Ne dedim der, ben diyorum. Orada? Ne dedim diyorum? Ya bu kadar rahat niye konuşuyorsun orada? Ya çünkü editleri biz, izledim ben de bir düşündüm niye diyorsun? Bir ilişkimiz olmadı. Biz gayet şakalaştık mı? Hani ben Görkem sanki elini tuttum, tanıma yoluna girdim de hani sonradan Kırmızı Oda'ya çağırdığında bu tepkiyi vermedim. Ben zaten Görkem'le bir ilişkim olmadı ve biz arkadaş olarak o benden en son özür diledi. Ben ondan özür diledim ve biz arkadaş kaldık. Bizim şimdi hiçbir zaman aşka dair bir konuşmamız geçmedi aramızda. Tamam. Bunun idrakını et ve ona göre davran artık. Beni de gelme. Gerçekten sıkıldım. Eğer benim yüzümde bir tane sivilce çıkarsa bunun sorumlusu sensin şu an. Gerçekten sıkıldım. Her buraya toplandığımızda benimle kavga ediyor. Her defasında. Gerçekten ben yorum daha yapamıyorum ya. Ben gerçekten yorum daha yapamıyorum. Sanki gerçekten suçlu benim şu anda da böyle konuşuyor ya. Bakın bunu kenara yazın. Çok geçerli bir sebep yani gerçekten. Şöyle Görkem'in söylediği, Berke'nin karşısında söylediği bir şey var. Beklenti o yöndeydi belki de. Eğer Aynur istemeseydi ben Berke'yle beraberim.
bu odaya giremem der, girmezdi. Evet. Bunu söyledi yani bize. Bunu Görkem Berke'ye söyleyince ağır geliyor tabii. Ama Öykü Hanım, bizim Görkem'le aramızda onların arasındaki şey geçmedi konuyu anlatıyorum yani sana. Ve ben orada normal bir şekilde sohbet ettim ve onlar bu eve geldiğinde hani toplu bir şekilde oturduğumuzda da biz sohbet ediyoruz. Biz hiç ilişki yaşamadık, biz birbirimizi tanımadık ki. O sadece kırmızı odada, onlar atışmaydı hani, o bir duygusal bir şey değildi. Ya ne kadar öyle yansıtmış olsalar dahi biz bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Ha, şu anki tepkisi... Kim neyi yansıtmış? Yani hani bu editler öyle yansıtılıyor ama biz öyle o anlamda hiçbir zaman konuşmadık. Tanıştık sadece, işte atıştık, sonra özür diledik. Sonra da ben haftalardır görmüyorum. Sonrasında bu arkadaşımız... Biraz daha böyle davranırsa belki... vallahi çekip gideceğim şöyleden bak. Az kaldı Öykü Hanım. Samimi söylüyorum, çok az kaldı yani. Ay yani kaldı burada, çıkmıyor. Aset bir şey söylemek istiyor. Belki farklı bir bakış açısı olur. Ya şimdi şöyle bir şey var. Berke tabii ki otomatikman bunu kabul etmemesi, zaten ondan önce de farklı yani diğer görüştüğü insanla da böyle bir sorun falan yaşadığı için kıskanması normal. Şimdi şöyle bir durum var. Aynur da bunu aslında kötü niyetli yapmadı. Daha doğrusu ondan önce bunların bu editler, hani diyorlar işte bu kakara kukaraları, hani istem dışı atışmaları biraz hani nasıl diyeyim, özlem içerir gibi olur ya, içine özlediği için değil ama yabancı görmediği için. Şimdi Aynur'a gelip başka bir aday gelseydi Aynur orada resti çekip şunu derdi diye düşünüyorum. Hayır, ben işte Berke'yle görüşüyorum. Görkem ona bir nevi yabancı gelmediği için o orada rahat oturup da onunla arkadaşça konuştuğunu düşünüyorum. Yani bunda... Tamam şimdi anlatsam. Güzel anlatıyorsun da bana burada trip atmasının gerektiren şey ne? İşte bana evet, bunu böyle onu... anlatsın o zaman. Tamam. Yani ben hala ben çaba gösteriyorum bir şey anlatsın evet, diye. O bana çaba göstermedi evet, bu konuyu açıklamak için. Hala ben çabalıyorum. Beni anlamıyor Öykü. Ya bir şey anlatmıyorsun ki anlatalım. Hayır o öyle değil. Ben seninle görüşmek istiyorum diyeceksin. Bitecek aşkım yani. Aynen, onun beklemesi şimdi, şu. Şimdi Görkem... Ben konuştuğum zaman döndürüyor, başka bir şey söylüyor. Tamam işte şimdi Görkem senin için yabancı bir insan değil. Hani böyle işte bu editler, bu komiklikler hani... Yabancı olmadı. Şimdi birkaç kere kırmızı oda mesela muhabbet bir kere oldu. Asya'cığım, oradaki diyalog böyle miydi? Hayır öyle değildi tabii. Ama yani şimdi yumuşatmaya çalıştığını farkındayım. Evet ya, anlıyorum ben seni. Ama Görkem'in söylediği bir şey var. İnsan kaybedince anlıyor bazı şeyleri dediğin zaman olay başka bir ifade var orada. Şimdi evet, Aynur o bakışından bakmıyor ama Görkem o taraftan bakabilir. Onun zaten demesi de o ama Aynur yani hiçbir zaman ben Görkem'den hoşlanıyorum demedi. Kırmızı odaya gittiğinde de ona o şeyi vermedi. Hani evet bizden olur gibisinden hep atışmaları vardı. Hani Aynur'un tarafından ama orada hep... söylediği cümle onu herkese bunu düşündürttü. İşte ama Görkem bir şey yapıyor, düşündürtüyor. Onu söylemese zaten bu arkadaşça herkese aynı şey gelecekti. O cümlesi Berke'nin ve diğerlerinin aklına şey düşürdü. Berke diyor ki kesin evet, bir duvar örmedi diyor. O kafada konuşuyor. İşte evet, ben de diyorum ki orada onu yapmadı. Doğru, orada Berke haklı o konumda. Ona ben bir şey demiyorum. Hayır bak şundan bahsediyorum. Editler güzel olabilir ama ben Berke'yle görüşmek istiyorum. Yani çok da önemli değil de denilebilir. Hadi böyle konuştun burada. Gel şu an benim yanıma de ki bana. Hayır öyle orada konuştum ama ben sadece seninle görüşmek istiyorum. Seninle devam etmek istiyorum. Daha zaten herhangi bir şekilde Berke'ye de söyledim. İlişkilerini bitirseler bile dedim ben Aynur'u tanımak istemediğimi yani dile de getirdim. Yani bunların hemen parlamasını bu konuda anlamadım zaten. Burayı da hiç anlamıyorum buna zaten. Buna 18 yani kişi inanmıyor bu arada. İnanmayabilirsiniz. Ben sadece hep aklımda kalacaktı. Ben anlamıyorum. İnanmıyorum demedim. Anlayamıyorum. İşte hep aklımda olacağını dedim. En azından son kez odada görüşeyim. Zaten kötü de bir konuşma da geçmedi aynılarımızda. Gayet dostane bir şekilde arkadaşız yani. Sadece bir tekrar son kez görüşüp olayları kapatmak, bitirmek istedim. Bu kadar. Zaten çoktan kapanmıştık sizin olayınız diye evet, konuşuyoruz. Yani. Kendi yani açımdan. Şey hayır, normal kendi açımdan geldiği dedim. Zaman böyle muhabbet ediyoruz hep beraber. O Görko geldin gel bizi gittir falan diye goy goy yapıyoruz. O zaman arada söyleyebilirdi ya. Aynur hani eskisi gibi makaralaşamıyoruz şimdi. Görkem de var, ayıp olmasın. Belki. O bir şey, yani bunlara ne gereği vardı? Çok özür dilerim. Ayıp olmasın. Bir hani yoklayacaksan da böyle o ulu orta yerde çaktırmadan yoklama, yoklama ayıp oluyor. Böyle yoklamayla alakası yok. Yoklama ayıp oluyor da bu yaptığın romantik bir ortamda mı vedalaşıyorsun? Görkem bak bu konuda yanlışsın.